Hoş geldiniz çocuklar. Sayfa 27-28 yapacağız. Başlıktan anlaşılacağı üzere. Birinci soruyla hemen başlayalım. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Çarpma işleminde ikisi de aynı işaretli ise sonuç pozitif oluyordu. 1 kere 12 zaten 12. Pozitif. İkisi farklı işaretli olduğu için negatif. 28 kere 1, 28. 0 kere eksi 1, 0. 0'ı yutan eleman. Buraya ne yazarsan yaz sonuç 0 olur. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. 6 kere 4, 4, 24. Zıt işaretli olduğu için eksi 24. 3 kere 2, 6. Zıt işaretli olduğu için eksi 6. X de aynı işaretli olduğu için artı. 5 kere 7, 35. Aynı işaretli olduğu için artı. 9 kere 3, 27. Şöyle getireyim görünsün. 0 yutan eleman 0'la bunu çarpıyorum. 0, 0 yutan eleman bunu çarpıyorum. 0 kolay. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinde boş kutucuklara doğru sayıları yazınız. Artı 4'ü kaçışla çarparsan eksi 20 olur. Çarpan, çarpım. Çarpanlardan biri verilmediğinde biz sonucu buna bölerek bulabiliyorduk. Eksi 20'yi artı 4'e böleceğim. Eksi 20'yi artı 4'e bölersem x'in işareti farklı olduğu için sonuç eksi olur. 20'yi 4'e bölersem 5 olur. Eksi 8'i kaça bölersem artı 8 oluyor diyor. Yine artı 8 sonucunu buna bölersem burayı bulurum. Artı 8'i eksi 8'e böleceğim. 8'i 8'e bölersem 1. Farklı işaretli olduğu için eksi 1. Demek ki burası eksi 1'miş. Yani eksi 8'i eksi 1'e bölersem artı 8 olur. Bunun şeyle bir alakası yok. Etkisiz elemanla falan filan alakası yok. O artı 1'di. Bu eksi 1. Hangi sayıyı eksi 17 ile çarparsan 0 olur? 0. 0 eksi 17'yi yutar yine 0 kalır. 0'ı bununla çarparsan 0. 0 çarpma da yutan eleman. Hem doğal sayılarda hem tam sayılarda. Yani ister artı ister eksi fark etmez. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soru bana biraz lüzumsuz geliyor. Neden hocam derseniz hemen açıklayayım. Aşağıdaki sayma pullarıyla modellen. Modellemenin amacı konunun size daha kolay öğretilmesidir. Buradaysa biraz zorlama oluyor bu çarpma işleminin modellemesi. Neden? Şöyle bir şey var. Bu her birine bir sıfır çifti mi ne diyorduk? İşte burada dikkat ettiysen 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra sıfır çifti var. İşte 6 tane sıfır çifti. 3 sıra olduğu için 6 ile 3'ün çarpımı olacak burası. Sonuçta zaten 18 olacağını biliyoruz. Sonuç eksi olduğuna göre demek ki bunlardan biri eksi biri artı. Gördüğünüz üzere 3 tane sıra olduğu için 3'ün önüne eksi koyuyorsun. 3 tane sıra eksi var. Yani 6 tane eksi 3 diyebilirsin. Ya da 3 tane eksi 6 da diyebilirsin. Ya böyle bir şey ama dediğim gibi zorlama biraz. Bölme işlemi yine biraz oluyor toplamı çıkarmada. Bu biraz zorlama gibi kalıyor bence. Yanda bir yani bu temsilin amacı kolaylaştırmak ama dediğim gibi bence kolaylaştırmıyor. Yanda bir işlem ağacı verilmiştir. Buna göre ABC sayılarının yerine yazılabilecek tam sayı değerlerini bulunuz. İşlem ağacında bu ikisini çarpıp aşağı yazıyorduk. Bu çarpma işlemi inşallah doğru görülmüştür. 8 kere 3 24. Zıt işaretli olduğu için eksi 24 olacak A harfi. 2 kere 4 8. B harfi 8. Zaten direkt şurayı 8'e çevirebilmişim. İkisi de aynı işaretli olduğu için pozitif. Burada bölme işlemi vermiş. Bölme işleminde de yine aynı çarpmadaki gibi zıt işaretli olduğu için negatif. 24'ü 8'i birbirine bölersen 8, 16, 24. 3 kere var sonuç. Eksi 3. Pardon C eksi 3. A eksi 24. B artı 8. Zaten burayı yazmıştık ama buraya da yazmış olalım. 6. soru. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Bölme işlemi ile çarpma işlemi aynı. Zıt işaretli ise sonuç negatif. Aynı işaretli ise sonuç pozitif. Bölmede zaten bunu yutuyor. 0. 9'u 1'e bölersen 9. 29'u 1'e bölersen 29. Tekrar söylüyorum. Eksi 1'e etkisiz eleman değil. Burada ise şuna dikkat edeceğiz. 0'ı 100'ü eksi 100'e bölersem 0. Fakat eksi 100'ü 0'a bölersem tanımsız, belirsiz neyse artık bununla ilgilenmiyoruz. Bu bizi ilgilendirmiyor. Yani 0 bölme işleminde bölünen olur. 0'ı 100 parçaya böl yine 0. Çünkü hiçbir şeyi 100 parçaya bölersen hala hiçbir şeydir. Ama eksi 100'ü 0 parçaya bölemezsin. En az bir parçaya bölebilirsin. O da hiç bölmemek demektir. Ama 0, 0'a bölmek diye bir şey olamaz. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. İkisi aynı işaretli olduğu için artı. 14'ü 7'ye bölersen 2. İkisi aynı işaretli olduğu için artı. 16'yı 8'e bölersen 2. İkisi farklı işaretli olduğu için eksi. 18'i 9'a bölersen 2. 24'ü 6'ya bölersen 4. İkisi farklı işaretli olduğu için eksi 4. 50'yi 10'a bölersen 5. İkisi aynı işaretli olduğu için artı 5.
51'i 17'ye bölersen 17, 34, 51. 3 kere var. Zıt işaretli olduğu için eksi 3. Burada yine Allah kahretsin ki yani aklım almıyor bu hatayı nasıl yaptıklarını. Bu mutlak değer demek. Allah kahretsin. Bunun köşelerine şunu yazmaları lazım. Lütfen test kitaplarında da böyle iğrenç hatalar varsa dikkatli olun. Cevap anahtarından bakın, kontrol edin, bir şeyler yapın. Çünkü belli ki bu hata yapılıyor. Çünkü başka bir sayfada daha vardı böyle bir hata. Belli ki hep böyle kullanmışlar. Microsoft Word'den yazmışlar galiba. Bilmiyorlar köşeli parantezi. Burada eşittir'in sol tarafında bunlar var, sağ tarafında bunlar var. Bu çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. Normalde önce parantez içi yapılır ya burada. Sol tarafında ayrı bir ifade, sağ tarafı ayrı bir ifade eşittir'in. Şimdi burada önce çıkarma işlemi yapılır. Önce çıkarma işlemini yapmayıp çarpmayı yapmak istersen dağılma özelliğini kullanırsın. Eksi 6 ile artı 2'yi çarparsın. Bu artı 2'dir. Eksi 6 ile eksi 1'i çarparsın. Eksi 6 ile eksi 1'i çarparsın. Bu da eksi 1'dir. Eksi 6 ile artı 2'nin çarpımı, eksi 6 ile eksi 1'in çarpımı. Aradaki çıkarma işlemidir. Demek ki bu artı 2, bu da eksi 1. Dağılma özelliği kullanmış. Bu artı 2, bu da eksi 1. Bu ikisini çarparsan eksi 2 olur. 9. soru. Aşağıdaki ifadelerin şöyle düzelteyim. Tamamdır. Aşağıdaki ifadenin sonucunu bulunuz. Burada çarpma var, çıkarma var. Önce çarpmayı yaparız. 7 kere 3, 21. Aynı işaretli olduğu için artı 21. Şu ifadenin sonucu artı 21'den artı 5'i çıkarmak demek. İkisi de pozitif olduğu için normal 21'den 5'i çıkarır gibi 16 yazabilirsin. Bölme işlemi yaparken ikisi de farklı işaretli olduğu için eksi olacak. 12'yi 3'e bölersen 4 kere var. Demek ki bu işlemin sonucu eksi 4. Eksi 4'ten artı 2'yi çıkarmak demek. Çıkarmayı toplamaya çevirip ikincinin işaretini değiştiriyorduk. Yani eksilen çıkan fark diyorduk ya sonucu da. Çıkanın işaretini değiştiriyorum. Eksi 4, eksi 2. Toplam 6 tane eksi aynı işaretli olduğu için sonuçta eksi oluyor. Normal 4 ile 2'yi topluyorsun. Burada bölme işlemi vermiş. İşlem önceliğine göre önce bölmeyi yapıyoruz. Dikkat edin. Eksi 4, eksi. 6'yı 2'ye bölersen 3. 1 artı 1 eksi olduğu için sonuç negatif bölme işleminde. Çıkarmaya döndük. Çıkarmada da toplamaya çevirip ikincinin işaretini değiştiriyorsun. Toplamada 1 eksi 1 artı 2'ken farkına bakıyorsun. Bunun en büyük olan bu daha büyük olduğu için onun işareti olan eksi 1 koyuyorsun. Şuna dikkat edin, bu güzel. Biraz böyle konuşurken de fark etmişsinizdir. Bir tık daha karışık. Burada önce bölme işlemi vermiş. Farklı işaretli olduğu için sonuç negatif. 15'i 3'e bölersen 5 artı eksi 4 diyor. Şu ifadenin sonucu eksi 5. Bu da eksi 4. 5 eksi 4 eksi daha toplam 9 tane eksi eder. Aşağıdaki sayma pulları ile modellenen işlemin matematiksel ifadesini yazınız ve sonucunu bulunuz. Burada da şöyle yapıyorsun. Toplam burada ne görüyorsun? 1, 2, 3, 4, 5 artı görüyorsun. Kaç tane? 40 tane artı var. Bunları gruplamış. Kaçar kaçar gruplamış? 1, 2, 3, 4, 5'er 5'er gruplara ayırmış. Yani bunun adı 5'er 5'er gruplandırmak demek, bölme işlemidir. Bunu buna bölersen 8 olur. Tabii ki bu artı 5, bu da artı 8 falan. Onları yazsan da olur, yazmasan da olur. Sanırım bitmemiş. Şu varmış, pardon, ne? Burada da aşağıdaki işlemlerin sonuçları verilmiştir. Bu işlemlerden doğru olanların önüne D yazınız. İkisi de aynı işaretli olduğu için sonuç pozitif. 15 ile 2'yi çarparsan 30. Doğru. Zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. 40 kere 3, 120. Doğru. 100 ile 2'yi çarparsan 200. Zıt işaretli olduğu için sonuç negatif olması lazımdı. O yüzden yanlış. 0 ile bunu çarparsan yutar. Sonuç 0 olur. Yanlış. 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 Burada 84'e bölersen 20, zıt işaretli olduğu için eksi 20, doğru. 0'ı buna bölersen yutar, 0 kalır, yanlış. 40'ı 4'e bölersen 10 kalır, bu zaten sayısal olarak yanlış, direkt işarete bile bakmama gerek yok. 120'yi 5'e bölersen 24 olur, 1 artı 1 eksi zıt işaretli olduğu için sonuçta eksi olur. Pardon, doğru diyecektim, yanlış yazdım. Diğer videolarda